Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullah. Muhterem kardeşlerim, birisi devesiyle birlikte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelir. Ya Resulallah der, devemi bu halde bırakıp da mı Allah Teala'ya tevekkül edeyim yoksa bağlayıp Allah Teala'ya tevekkül edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ve وَتَوَكَّلْ Deveyi bağla sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül et. Hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Sebep planında Müslümanın yapması gerekenler tevekkülün bir parçası. Sebepler yerine getirilmeden tevekkül olmaz kardeşlerim. Batı dünyası daha çok sebeple meşgul oldu. İman olmadığından tevekkül yoktu dünyasında. Eğer Müslümanlar onlar sadece tevekkülle meşgul olur, sebep planda yapmaları gerekenleri ifa etmezlerse bu da tevekkül olmaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir'e gitti sonra ellerini kaldırdı. Yani maddi planda yapması gerekenleri ifa etti. Sultan Fatih gemileri gemileri karadan yürüttü denizler tutulduğu zaman ve sonra Allah Teala'ya tevekkül etti. Gemileri karadan yürütmek sebep planda yapması gerekenleri tevekkülün bir parçası kabul etti. O halde Sağlık Bakanlığı bu hastalıkla alakalı neleri yapın diyorsa temizlenme noktasında onları yapmalı. Sonra Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmeli. Ve alallahi fel yetevekkilil mutevekkilun. Tevekkül edenler sadece ve sadece sebep planda yapması gerekenleri ifa eder. Allah Azze ve Celle'ye dayanır güvenirler. Batı yani kafirler sebep planında biz bunları yaptık dediler. Biz Ay'a gittik dediler. Allah Azze ve Celle'yi inkar ettiler. Siz hala taharetle öğreniyorsunuz, uğraşıyorsunuz dediler. Şimdi öğrendiler tahareti, döndüler tahareti öğreniyor. Batı tahareti temizliği öğreniyor. Efendimiz Aleyhisselam'la alay etmişlerdi. Demişlerdi ki Selman-ı Farisi'ye قَدَ عَلَّمَكُمْ yukum كُلَّ شَيْءٍ حَتَّ Her şeyi öğretti peygamberiniz tahareti de. Şimdi bununla alay edenler uzaydan indiler, abdesti, tahareti, temizlenmeyi öğreniyorlar. Önce sebep, sonra tevekkül.